Ne oldu o seçimler meçimler ya? Ben dün taşınırken bir yandan böyle eşyada göz hep televizyonda. Ulan ne oluyor lan acaba? Ekrem İmaro'ya bak kazandık yazıyor. Ekrem abicim. Ekrem İmaro. Hayırlı olsun. Abi taşınacağın şehirde de kazandık. Sen benim taşınacağım şehri boş ver şimdi. Allah Allah. Ne karıştırıyorsun lan? Kim nerede ne kazanıyorsa kazanıyor. Benim derdim o mu? Hayret bir şey. Manyak herifler. Hayatınıza bakın lan. <laughs> Çorum mu diyor? Kaç il değişti şimdi? Ka kaçtan kaça çıktı? Valla <laughs> bana bir bilgi tazeleyin. Ben de şöyle baktım televizyona bir 10 defa 15 defa sonra bir yerde dedim ki tamam bir şeyler değişiyor. Ee, 19'a mı çıktı? Çok bu <laughs> verdiği boyu bak çok. 36 il mi? <laughs> 81'i CHP oldu. Enteresan bir seçimdi ama yani gerçekten. Ee, ve <laughs> ben oy kullanmaya gittiğim zaman hoş ben tabii Kadıköy'de kullandığım için Kadıköy'ün zaten biliyorsunuz ortalamayı. %97.8 CHP çıktığı için oradan. Hani çocukluğumdan beri aynı kafa yani. Baktığın zaman böyle anlıyorsun oyunda olacağını ama şey stresi hiç yoktu fark ettiniz mi? Genel olarak bu seçimde benim gözlemlediğim çıldıran olmadı, ateş eden olmadı. Yani birkaç yerde soru çıkmıştır ileriki ama böyle sakin bir seçimdi yani. Ne güzel değil mi? Pate atma, <laughs> no no atlan at yapıştır. Kim bak bunları aklınıza tutun. Net Capri Caprisan, Redding, Earl ve o kadar. Huzurluydu, güzeldi yani. Sorun çıkmadı. Seçim yok gibi daha alıştık galiba artık. Yalnız seçime çok adapte olunmuş evet çok alışılmış. İki kişi vefat etti abi. Oğlum yani o yapacak bir şey yok oğlum. Ben genelinden yorumluyorum. Tukana elbiseyle gittik kaybettik pijamayla gittik kazandık nasıl bir seçimdi bu ya demiş. Baran sen niye elbiseyle gittin? Baran kendine gel. Bukowski nasıl bir elbise giydin kanka bir önceki seçimlerde? Kapıda bu, ne bizim burada konvoy yaptı geziler bayraklarla. Ya oğlum konvoy okey konvoy olur. Ben geçen gün bir yere gittim. Ulan bir yerden şeyler geliyor. Çiftçi aracı ya. Hmm, çiftçi aracı ne oğlum? Üret. Tarım aracı. Çıkar. Bir grup neyse traktör, traktör ha yaşa. Bir yerden böyle 60 tane traktör geliyor. A partisi. Bir yerden kamyonlar geliyor B partisi. Bir yerden yürüyerek gelenler var. Ama Kordi'cim tanıştım mahalle mutlarıyla. Müthiş efendi bir adammış ya. Alışveriş yapmaya gittim abim böyle grand tuvalet yaş 50 ortalama. Giymiş abi takım elbisesini. Elinde broşürleri. Valla girdim böyle şey alış arabayı park ettim indim. Çok efendi bir adam. O kadar belli ki geldi. Ee, iyi i̇yi günler dedi rahatsız ediyorum ama dedi. En azından size broşürümü tatmin etmek istiyorum falan dedim. Abi merhabalar. Şimdiden hayırlı olsun. Aldım elim. okudum şöyle önünde. Ondan sonra aldım kağıdı yırttım böyle. Çıkardım kendi partimin Böyle bir baktım abi dedim başarılar hani şimdiden tebrik ediyorum falan dedim. Hop orada başka araba geldi böyle sakin sakin oraya gitti. Evet evet o tek başına olanmış o onu hissettim. Diğerinin klanı vardı çünkü onlar da hala oradaydı. Onlar solda çay içiyorlar önde yemekleri falan var takılıyorlar. Bu abim tek başına bir de ilk muhtarlık şeyinin başında da ilk cümlesinde iki çocuk babası diye başlıyor böyle. He ya valla yanına katılasım geldi ha. Yemin ediyorum yanına katılacaktım ya. Abi birlikte yardırırız be düşünsene o an ya bir iyilik olsun yani yanlış anlaşılmasa böyle story atacaksın orada işte. Bu bölgede oturan bütün beni seven arkadaşlar. Hadi meeting yapıyoruz ya. Yani. Çok istiyorum öyle bir şey ya. düşsün abi mutluluğunu. Diğerleri hediye veriyor daha bunu alsaydın. Ne vardı çok merak ettim almadım yok. Fule sen ne yolladın ya? Ha seçim tablosunu yollamış bana kızım. Cahil bir baktım bugün de. Şey olarak bilmiyorum. Rakamlar değiştim ya yani son beni bıraktığım gibi mi? Seçim özeti yollamış bana. <laughs> Ya bu çocuk da bu kadar politiklik abartı artık adamı yerinde ya. Bakayım ne olmuş? 37 76 35 48 Zafer Partisi ne oldu Zafer Partisi'ne ya? Dur merak ettiğim iller var. Oo. Baba en şaşırdığım Fatih'ti ya. Fatih'ti ya. Oğlum o ne oldu? bir dedim mümkün değil oğlum olamaz lan. Fatih'in kafa kafaya gitmesi çok ekstremdi yani. Konya e, Konya'da çok Üsküdar mesela. Evet, Üsküdar da çok enteresan. Ama katılım düşükmüş. Yüzde seksen mi? Yetmiş küsür mü? 77 mi dediler? Bir şey dediler. Ha, çok düşük mü? Tabii bir tık bir miktar düşük ama. 78. iyi İyi yine ya. Peki oy kullanmayanlara gerçekten ceza geliyor muymuş? Tebligat. 300 TL'a dedikodu mu? Geliyor. İyi iyi. <laughs> Sanmıyorum diyenler ya da hayır diyenler oy kullanmayanlar arkadaşlar. Yazın onları. Ya sorma duydum onu ya balkon çökmüştüm yaralı vardı. Aralarından biri vefat etmiş mekanı cennet olsun. Üzücü tabi ya. Kim olursa olsun oğlum yani. Ama genel olarak sakin, değişik böyle coşkulu, değişik bir seçimdi. Aa bizim köyde hep terör rekoru kırıldı. %89 AKP bu seçimde %36 çıktı. Vay be. Bazıları mutlarken tanıtım sanmış, oy vermemiş. Ben de vermedim. <laughs> ben de. O, onlar... Lan onlar tanıtım değil miydi? Duruyordu orada bir sürü süste. Hepsi herkes üstüne evet 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 basmıştı deneme atlası gibi. Olur mu ya? <laughs> <laughs> ya Evet öyle ama onu abi anlamaz birçok insan. Gerçekten anlamaz ya. Orada bir takım kağıtlar duruyor ama ne olduğu belli değil. Hep zaten içeri girenler dışarı öyle çıktı. <laughs> Muttalip nerede? Yanına gidiyorlar, söylüyorlar. Bak buradan alacaksın, içine koyacaksın diye. O birazcık kafa karıştırmış. Oğlum kulübeye girip benim annem de öyle. Canım anam. 45 dakika çıkmayan var. Ya en son mesela ben oy kullanırken orada bekliyorum. Son artık kapının hizasındayım. İşte oturan arkadaşlarla böyle selamlaşıyoruz, gülümsüyoruz. Bir abi girdi içeri. abi de iyilik yapmıştım. E, şapkası düşmüştü. Onu da çaprazdaki abla bana söyledi. Bak şapka senin mi dedi. Abla dedim benim değil. Bu kimin dedim. Önümdeki ablanın önündeki abinin çıktı. Aldı onu. Çok teşekkür ederim ya dedim. Ne demek abi dedim. Ayıp ediyorsun falan. Sonra kadına baktım. Kadın böyle bakıyordu bana kıl, kıl. <laughs> Neyse. Şimdi o abi girdi içeri. Önümdeki abla da diğer kabine girdi. Bekliyorum abi. Abim çıkamıyor. <laughs> hani o katlama işi zor geliyor herhalde birçok insana. Ee, diyorum annem de öyle yani. Hadi diyorum, hadi diyorum, hadi diyorum. Arabada ters yerde koydum bir yere. <laughs> hadi çabuk çabuk. Abla çıktı, diğer abi gir Beni almıyorlar da yani. Hani o çıktı, diğer abi kalktı ona yardıma. Ondan sonra böyle bir bakışıp herkesin bir de destek atma gülüşü var. O çok iyi. Hani şu var ya bu var ya. Ne yapacaksın? Bekleyeceksin. Ya tamam dedim sakın. <laughs> Yok içimden bekleriz. İşte o abi yüzünden dengeyi bozmamak için ben girince ışık hızında yaptım böyle. Gözümü kapattım böyle. Vurdum. Tık tık hiç katmat yok böyle şey gibi ne derler ona? Hava benim kafa gitti kelimeleri unutuyorum ya. O kadar hız kastım ki orada. Bak yemin ediyorum. Sonra gözüm bir açtım. Bir sürü bilmediğim pardiyo vermişim. Hayır lan tak 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 bastım kapattım. Verdim coşku içeri attım ama çok hızlıydım yani. Herhalde 3, 5, 10, 30 saniyede falan 20 saniyede işi bitirmişimdir. Muhtarlıkta bir tıkandım ama. Amına koyayım. Nerede diye bir tıkandım. Bugün iyi değilsin. Oğlum çok yorgunum ya. Amına koyayım. Her yayın size bir şeyler söylemekten bıktım böyle ağlak gibi ama ya yorgun değilim de kafam bitik. Önümü görmüyorum. Abi aslında o kadar büyük değil de bazıları abartıyor gibi. İşte Likan Jordan kime göre büyük, kime göre küçük Johnny. anneme onu verdim mi matematik hesabı yapıyor. Geometri düşünüyor, fizik düşünüyor. Her şeyi düşünüyor kadıncağız. Ulan ben bunu nasıl kapatır da içine sokarım? Nasıl ya? İstanbul'un kaç santim? 97 santim değil mi? Ankara'nın ilk kaç santimmiş? <laughs> Siz ne konuşuyorsunuz oğlum? <laughs> oh, oh, honor. Ee, birinci ay. Hoş geldin kardeşim. <laughs>